Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Şimdiki durağımız Derebucak. Ne yapıyoruz Derebucak'ta? Çiftçi buluşmaları var sevgili seyircilerimiz. Çiftçi buluşmalarını ekranınıza getireceğiz. Ama manzaraya, kar yağışına dikkat çekmek istiyorum. Harika bir manzara var Derebucak'ta. Şöyle bir görelim mi? Sağa sola dön. Mehmet Safan benim. Harikulade bir manzara ve Derebucak'ta inceden inceye çok güzel bir kar yağışı, sulu kar yağışı. Dağdaki manzaraları anlatmaya kelimeler yetmez diyoruz ve Derebucak'a geçiyoruz. Derebucak'ta Düden Şelalesi'yle baş başa bırakmak istedim. Harika bir manzara, harika bir görüntü. Tam zamanında geldik. Derebucak'ımıza hoş geldiniz, safa geldiniz. Derebucak'ımızın Düden Şelalesi'dir burası. Peki eskiden bu kenarlar nasıldı? Ne ekilir, ne biçilirdi? Eskiden buralar bağdı. Üzüm bağıydı. Babalarımız, dedelerimiz buradan sırtlarıyla, köfünlerle 15-20 köfün üzüm getirdi. Şimdi maalesef onlar öldü. Yeni gelen gençlik de hep hazıra kondu. Tam tabir orada yani. Hazıra kondu sevgili seyirciler. Şimdi abi bu yani şelale sevgili seyirciler sesi öyle bir gür geliyor ki ben şaşırdım bayağı. Ne zamana kadar bu şelale devam edecek? Şelale 7'inciye kadar devam eder. Bu görüntüyü arşivlik sakla Safa, tamam mı? Sevgili montajcı ekibimize söylüyorum. Halilciğim bu görüntüleri saklıyorsun. Derebucak'a geldiğimizde belki bu görüntü olmaz. Bunu arşivliyoruz. Ben bu önceden bu boğazda değirmen vardı. Önceden değirmenlerimiz vardı. Un değirmenlerimiz vardı. Evet. Şimdi sohbet böyle güzel ama süre kısıtlı sevgili seyirciler. Biz de idarecilerimize süreyi uzatın diyelim. Bakın bütün ilçelerimizi geziyoruz. Şimdi bizim çiftçi buluşmaları için kahvemize gidelim. Tamam. Biraz da serinledi hava. Gidelim. Biz arşivimizi aldık. Süleyman Bey tepeye çıkıp da Derebucak'a da bir alalım. Hadi onu da yapalım. Evet çiftçi buluşmaları. Ya böyle manzara yok ya. Böyle manzara yok. Hadi bakalım. Sevgili seyircilerimiz Derebucak'ta Kenan Almaz abimizin kahvehanesindeyiz. Hani devamlı erkekler deriz ama vallahi ablalarımızın da yoğun ilgisi oldu çiftçi buluşmalarına. Evet. Abla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz de Derebucak mısınız? Evet, Derebucaklıyım. Kimlerdensin? Osman Durmuş'un hanımıyım. Belediye meclis üyesinin geçi. Kadın kolları başkanı. Her şey var yani. Maşallah. Evet. Nasıl oldu böyle bak sözlü sazlı? Evet çok güzel oldu. Allah razı olsun. Beğendik. Teşekkür ettik. Geldiğiniz ayaklarınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Efendim nasıl çiftçi buluşmaları, nasıl mahsul bu sene? İyi mi? Yağışlar nasıl abla? İyi, gayet güzel. Bu sene iyi mi biraz daha? İyiyim. Hani abilerimiz de tarlayla bahçeyle uğraşır değil mi? Uğraşıyoruz elimizde kendi ihtiyacımız kadar. Kendi ihtiyacınız kadar. Evet. Annem nasılsın? Ben çok iyi de konuşamadım ya. İyi konuşuyorsun maşallah. Nasıl mahsul bu sene? Çok güzel, iyi. Sevindim maşallah. Yağışlar? İyi, güzel. Yağışlar da iyi. Allah razı olsun. Ablalarımızın yoğun ilgisi oldu. Ben şöyle abilerimize doğru gideyim. Safa dur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Süleyman Bey. Hoş geldin, safa geldin Derebucak'a. Hoş bulduk. Çok da memnun olduk. Allah'a şükürler olsun. İnşallah memnun olmuştursunuz. Kenan Almaz abimizin bura mekanında tıklım tıklım doldurdunuz programı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dolduranlardan da Allah razı olsun, sizden de. Nasıl bu sene tarla, bağ, bahçe, yağışlar nasıl? Çok güzel. Her şey çok güzel. Maşallah. Tam Derebucak'ın beklediğimiz iklim içindeyiz. Evet. Evet. Karımız çok, suyumuz çok. Yani suları buradan alıyoruz. Beyşehir'e gönderiyoruz. Beyşehir'den de Çumra'ya gönderiyoruz. Her taraf nasip ediyor. Aynen öyle. Barajdan evet. Değil mi? Evet tabii. Çilekçilik var burada yeni gelişme olarak. Arıcılık üzerinde, hayvancılık üzerinde büyük çalışma var. Tabii bu kaymakamlığın ve belediyenin katkılarıyla da şu anda bir aylı görünüşte hizmet var. İnşallah şimdiden sonra olacak. Evet, sazlı sözlü programlara da çiftçilerimizle bir araya geldik diyelim. Yani halkımızla, evet. Derebucak'la bir araya gelmiş olduk. Evet efendim. Bu vesileyle gelen ekibinize teşekkür eder. Devamını temenni ediyoruz.
Derebucağı adına saygılarımı sunuyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyircilerimiz, Derebucağı'da çiftçi buluşmalarında sizlerle birlikte olduk. Yarın tekrar buluşmayı umuyoruz. Hoşça kalın.